Gelin evi dinamik, heyecanlı, sürprizlerle dolu bir haftaya başlıyor. Bugün İstanbul Kuştepe'de oturan gelinimiz Damla Hanım'ın evindeyiz. Adım Damla, 24 yaşındayım. Hukuk işlerinde çalışıyorum. 5 aylık evliyim. Ben İstanbulluyum, eşim Giresunlu. Yarışmaya Şişli Kuştepe'den katılıyorum. Herkese roman düğünü nasıl olur göstereceğim. Adım Eda, 23 yaşındayım, hemşireyim. 18 aylık evliyim. Ben Bulgaristan göçmeniyim, eşim Samsunlu. Yarışmaya Arnavutköy'den katılıyorum. Çok iddialıyım, evimi herkesin görmesini istiyorum. Adım Gamze, 23 yaşındayım, ev hanımıyım, 8 aylık evliyim. Ben Giresunluyum, eşim Sivaslı. İstanbul Sancaktepe'den katılıyorum. Yeni arkadaşlar edinmek ve eğlenmek için gelin evine katıldım. Adım Nuray, 34 yaşındayım, ev hanımıyım, 20 aylık evliyim. Ben Rizeliyim, eşim Kastamonulu. Gelin evine Tuzla İstanbul'dan katılıyorum. İzlerken hep orada olmak istedim. Kızımın şansı için buradayım. Adım Havva, 25 yaşındayım. Diş hekim asistanıyım. 15 aylık evliyim. Ben Zonguldaklıyım, eşim Erzincanlı. Yarışmaya İstanbul Çekmeköy'den katılıyorum. Herkes yeni gelin evi nasıl olur görsün istiyorum. Yanayım, yanayım, ateşlerde yanayım. O kırmızı dudağından bir öpücük alayım. Sarayım, sarayım, kollarıma sarayım. Sen iste yeter ki senin kulun kölen olayım. Yanayım, yanayım, ateşlerde yanayım. O kırmızı dudağından bir öpücük alayım. Sarayım, sarayım, kollarıma sarayım. Sen iste yeter ki senin kulun kölen olayım. Damla Hanım, merhaba. Gelin evi bugün size konuk oldu. Sağ olun, hoş geldiniz. Ama gelinlerimizi göremedik. Neredeler? Geliyorlar şimdi. Galiba siz de hazırlıklarınızı bitirmiş gelinlerimizi bekliyorsunuz. Evet, heyecanla onları bekliyorum. İşte geldiler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Aa, merhaba Damla. Merhaba, hoş geldiniz. Evet. Merhaba Damla. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun, sizi böyle içeri alayım. Peki. Haftanın ilk günü bakalım neler yaşanacak. Damla Hanım dekorasyonunda nereden esinlenmiş? Avizeler çok tanıdık geldi. Dolmabahçe Sarayı'nda görmüştüm daha önce sanki. Bu da Dolmabahçe Sarayı'ndan galiba. Yok, bu Topkapı Sarayı'nda. Halit ve Damla değil mi? Evet. Halit Bey o tarafa yatıyor, siz de bu tarafa mı? Ona göre yani nasıl? Onu kombinliyor musunuz? Gerçekten kraliçelerin yatak odası gibi. Eşim zaten kraliçe gibi olduğu için yatak odası da ona layık böyle olabiliyor anca. Ya biblom, isimlik diyebiliyorum ben. İsimlik mi artık, abajur mu? Eleştiriler, alınganlıklar. Altın sarısı zehirlenmesi yaşıyoruz. İsterseniz yoğurt getireyim, zehirlenmeyin, Allah korusun. Gelenler de hani direkt böyle gelince şaşırıyorlardır herhalde. Hani sizin için zor olmuyor mu bu şekilde? Roman çeyizinde neler var? Hanımlar bir de roman çeyizi görün bakalım. Şaşaya devam. maşallah Allah ne verdiyse var burada yani. Hepsi gelin evinde. Hanımlar tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Vallahi hanımlar o kadar çok heyecanlıyım ki heyecandan bayılacak gibiyim hatta. Bana yardımcı olun bu konuda. İsterseniz sohbete siz başlayın. Yani ilk günün vermiş olduğu heyecandan ilk yarışmacı sizsiniz bugün. O yüzden ondan ötürüdür. Sorun yok bizim için. Siz rahat olun. Heyecanınız gözüküyor zaten ama biz de heyecanlıyız en az sizin kadar. Çok güzel geçiyor günümüz ama sakin olabilirsiniz. Biz de en az sizin kadar heyecanlıyız. Evet, doğru söylüyorsunuz. Aslında şimdi bir de yarın mesela sizin evinizdeyiz, işte diğer arkadaşların evet. evindeyiz falan. Hepimiz bence ilk günmüş gibi aynı heyecanı yaşayacağız. Öyle umuyorum çünkü ya ben 5 gün boyunca bu heyecanı atamayacak gibi duruyorum üzerimde. Damla Hanım'a hediyesini verseniz Eda Hanım belki heyecanını geçirir. Evet, ev sahibimizin heyecanı biraz daha geçsin. O yüzden hediyemizi verelim. Çok buyurun, teşekkür hediyemiz. Ediyorum. Rica ederim. Bakalım beğenecek misiniz?
çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok istediğim bir modeldi bu. Hep almak istiyordum aslında bunu. Evime de çok uygun. Zaten evet. Fark ettiniz. Evet, evet. Gerçekten bunu çok güzel değerlendireceğim. Ve sizinle de bunu paylaşacağım. Güle güle kullanın. Çok i̇yi teşekkür günlerde. Ederim. Evet, iyi günlerde kullanın. Hediyenizi iyi günlerde kullanın Damla Hanım. Gelinlerimiz de birer acı kahvenizi içerler artık. Ben acı değil tatlı bir kahve yapıp geliyorum hemen. Biz lafın gelişi öyle söyledik hanımlar. Dış seste az kalsın bize acı kahve içiriyordu. İyi ki de beğendi hediyeyi. Onun sayesinde tatlı tatlı kahvelerimizi içeceğiz hanımlar. Peki Damla Hanım'la alakalı ne düşünüyorsunuz? İlk girdiğimizde girişte çok heyecanlıydı gerçekten. O yüzden biraz durgun geldi bana. Ama şimdi daha misafirperver ve cana yakın olduğunu gördüm. Evet, bugün biraz eğlenceli geçecek galiba. Damla Hanım ne kadar heyecanlı olsa da yavaş yavaş heyecanını yenmeye başladı. İnşallah daha da iyi geçecek günümüz. Mis gibi kahve koktu hanımlar. Kokuslu kahvelerden önce geldi. Buyurun hanımlar. Teşekkür ederiz. İkram da yoktur üstüme güvenirim. Ben sevdiğime. Damla Hanım'ın kahveleri söylediği gibi tatlı olmuş mu bakalım. Ellerinize sağlık Damla Hanım. Çok lezzetli olmuş kahve. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Evet hanımlar, kahveler içilirken bir yandan da haftanın ilk yorumları yapılsın. Damla Hanım'ın salon dekorasyonunda altın rengin kullanımı hemen dikkat çekiyor. Pudra pembesi koltuk takımının mobilyasından orta sehpaya, vitrin ve televizyon ünitesindeki detaylardan aksesuarlara kadar altın renk tercih edilmiş. Beyaz tül perde kenarlarına pembe gri desenli püskül süslemeli fon perde kullanan Damla Hanım, sarkıt taşlı altın sarısı renginde bir avize ile dekorasyonunu tamamlamış. Damla Hanım'ın duvar kağıdı seçimini ve kaplama işlemini bakalım kim yapmış? Peki o zaman yoruma başlayalım. Koltuklardan başlamak istiyorum ben. Koltuklarınızın rengi evinizde uyumlu, halılarınızla, her şeyle. Rahatlığını da sevdim ben. Yine altın yaldızlı seçmişsiniz koltuklarınızda da. Evet. O da gayet güzel olmuş. Demek ki zevkiniz bu şekilde. Her şeyi altın rengi seviyorsunuz. Damla Hanım, altın rengini seçmenizde özel bir neden var mı acaba? Beni yansıtıyor da diyebilirim açıkçası size. Seviyorum yani böyle ağır görünümlü şeyleri. Evet, kıyafetinizden de belli, aynı şekilde giyinmişsiniz. Teşekkür ediyorum. Evet hanımlar, siz ne diyorsunuz? Koltuklarınız gerçekten benim de hoşuma gitti. Gold rengiyle pudra pembesi hoş durmuş. Güzel, ağır bir hava katmış yani. Farklı teşekkür bir şey ediyorum, olmuş. Çok sağ ol. Koltuklarınız size ne kadara mal oldu peki Damla Hanım? Koltuklarımı 5,5 milyon verdim. Ben de yorum yapmak istiyorum koltuklarınıza. Tabii. Zaten tay tüyü, güzel gayet kumaşı. Ama yalnız hani şöyle bir baktığımda çok göz alıyor koltuklarınız. Özellikle ben yastıklarınızın farklı bir renk olmasını isterdim. Hani pembe koltuk, işte altın sarısı ve pembe yastık kılıfları. Beyaz krem olsaydı daha bir canlı dururdu. Biraz boğmuş gibi ama rahatı iyi. Perdeler biraz karışık kalmamış mı? Ya aslında o desene uydurmaya çalıştım. Yani hani perdelerde gri var sanırım içerisinde. Evet. Hani siz altını çok seven, altın rengini seven bir insan olarak evet. Perdelerdeki grilerin yerine altın rengi olsaydı sanki sizin tam tarzınızı yansıtırmış gibi. Aslında o zaman çok daha boğardı diye düşündüm. Zaten perdeler babamla annemin zevkiydi. O yüzden çok da şey yapmadım açıkçası, yani müdahale etmedim. Ama ben seviyorum perdelerimi de. Fonlarınızı beğendim ben. Dediğiniz gibi gri tonda olması güzel. Eve değişik bir renk katmış en azından. Yani burada biraz altın sarısı zehirlenmesi yaşıyoruz. İsterseniz yoğurt getireyim. Zehirlenmeyin. Allah korusun. Vallahi bu kadar golda yoğurt herhalde tesir etmez diye düşünüyorum ben. Öyle mi o zaman? Yapacak bir şey yok. Duvar kağıdı çok hareketli geldi bana. Salon zaten çok hareketli. Duvar kağıdı da hareketli. Perde de hareketli. Göz karmaşası yaşadım yani hangisine baksam diye. Duvar kağıdını kendiniz mi seçtiniz yoksa var mıydı? Yok, ben seçtim. Duvar kağıdı seçimindeki desenler perdeyle uyuyor. O hani baklava dilimi gibi olan desenler perdelerde de var.
birbirini tutuyor ama duvar kağıdı sanki burada değil de hani televizyonun arkasında olsaydı ya da hiç olmasaydı daha iyi olurdu. Çünkü ev küçük ama koltuklar büyük, daraltmış gibi ortamı. Yani ünitenin arkasında çok yerim olmadığı için, yani çok gösterecek bir yanı olmadığı için o tarafı tercih etmedim. Duvar kağıtlarını seçerken zaten bayağı bir şey yaptık, sıkıntı çektik. Yapıştırmasıydı falanı falan. Hani bayağı bir şey yaptık. Onda tutması, desenleri uydurması yok olmadı. Eşim geldi dedi bunu biraz kaydırman lazımdı, şuydu buydu. Haliyle otomatikmen hani ondan dolayı zaten boyun tutulmasına girdim. Hani tuttu tutacak, tuttu tutacak. En sonunda benim boynum tutuldu. O zaman televizyon ünitenizi de ben yorumlayayım. Damla Halit şeyini görüyorum, abajurunuzu görüyorum. Çok hoşuma gitti. Farklı bir şey. Gerçekten çok hoşmuş. Üniteniz de çok böyle mini minnak küçük bir şey. Hoş duruyor. Yani fazla yerde kaplamıyor. Evet. Güzel. Abajur mu dediniz Gamze Hanım? Evet. Diliniz sürçtü herhalde. Biz orada abajur göremiyoruz. Ya bir şey, isimlik diyebiliyorum ben. İsimlik mi artık, abajur mu? Abajur yatak odalarında kenarlarda ışıklı lamba değil mi? Ben mi yanlış biliyorum? Öyle, dilimin ucuna o geldi, onu telaffuz ettim şu an. Bu isimlik aklıma diyebiliyorum ben bunu. Ya ben bilmiyorum, daha önce de karşılaşmadım. O yüzden abajur diye söyledim. Herhalde siz de ilk günün heyecanını atamadınız. Aynen öyle. Bence çok parıldıyor ya, o yüzden hani abajur görünümü derdi. Değil mi? Işık falan. O zaman ben o şöyle... O da alt, gold rengi olduğu için buradan öyle gözüküyor. O zaman şöyle değineyim. Normalde onu artık yeni modada, bu sözde, nişanda hep masa süslenirken normalde onu kullanıyorlar. Hı hı. Benim zamanımda olmadığı için ben de dedim ki bari yaptırayım. Evimin bir köşesinde dursun bir anı olarak dedim. O yüzden öyle yaptırdım. Güzel olmuş. Teşekkür Hoş ederim. Duruyor. Hem madem laf abajurdan açıldı, o zaman avizeleri nasıl buldunuz? Avizeler çok tanıdık geldi. Dolmabahçe Sarayı'nda görmüştüm daha önce sanki. Fiyatı nedir acaba? 1.100.000. Ama toplam avizelerimin fiyatı 1.100.000. Ben de 1.100.000'ü duyunca tek bu avize sandım ve Dolmabahçe'dekini buraya getirttiniz diye düşündüm yani. İşte yok, hayır. Hepsinin toplam fiyatı 1.100.000. O zaman uygun herhalde. Çünkü gösterişli avizeniz de aynı eviniz evet. gibi. Aynen. Ya aslında parıldıyor. Şöyle bayanlar, bu evi düzerken çok koşturdum. Yani 9 ay boyunca. O yüzden hani fiyatlara çok önem verdim açıkçası. Yani aynı avize evet 5.000.000'a da vardı. Ama ben hep daha uygunlarını bulmaya çalıştım. Ve başardığımı da umuyorum yani. Çünkü siz bile diyorsunuz ki bu fiyata bulmak imkansız yani. Evet, gösterişli duruyor. Tüm avizelerle uygun almışsınız. Halının desenleri koltuktaki yastıkların desenlerine benzemiş. Güzel duruyor. Fiyatı ne kadar? Tüm evin halısı 2.5 milyar. Uygun almışsınız. Damla Hanım'ın vitrin tercihi için ne söyleyeceksiniz hanımlar? Vitrin detayı artık pek fazla yok. Hani daha çok konsol tercih ediliyor. Hani vitrin şey, konsol daha kullanışlı oluyor. Siz konsol kullanmamışsınız gördüğüm kadarıyla. Yani sonuçta çeyiz yani yeni gelin evi olduğu için hani böyle bardaklar çok da önemli olduğu için vitrini kullanmak istedim. O yüzden konsol takımını almadım. Yorumlar bitti galiba. Ev gezmesinde ilk nereye gidelim Damla Hanım? Girişte gördüğünüz mutfağıma geçelim isterseniz. Oradaki yorumlarınızı da çok merak ediyorum çünkü. Tamam, olur. O zaman doğru mutfağa hanımlar. Damla Hanım mutfağında beyaz ve bordo dolaplar, kahverengi tezgah, beyaz ocak ve fırın tercih etmiş. Pembe desenli püskül detaylı oval halı kullanan Damla Hanım, tezgah duvarındaki çiçekli desenlerini dolap üzerindeki çiçek desenleriyle kombinlemiş. Pembe objeler, pembe su damacanası ve sarkık taşlı avize kullanan Damla Hanım'ın mutfağındaki bu tarzı bakalım nasıl bulunacak. Bayanlar girişte de zaten mutfağımı görmüştünüz. O yüzden yorumlarınızı bekliyorum. Benim ilk dikkatimi çeken şu oldu. Daha doğrusu sizin için bir şanssızlığınız şu olmuş. Direkt mutfağa girmek olmuş. Evet. Evinizin kapısı direkt mutfağa açılıyor. Bir de hani beyaz eşyalarınız zaten mutfağım küçük olduğu için sızdıramamışsınız ama buzdolabınızı merak ettim. Hani nerede, nereye koydunuz? O küçük diye. Odada. Küçük odaya aldınız. Sizin için zor olmuyor mu bu şekilde? Ya aslında artık alıştım. Bir de kendi evim olduğu için daha çok benimsiyorum.
O yüzden seviyorum yani. Kapının girişinde olmasını da aslında bir avantaj olarak görüyorum. Peki daire kapısının mutfağa açılmasının avantajı nedir Damla Hanım? Çünkü farklı bir odaya geçiş olmuyor. Salonla çok daha yakın oluyor. Misafirlerimle mesela çok daha rahat konuşabiliyorum. O zaman ben devam edeyim. Burada dolapları krem ve bordo görüyorum ben. Kulüplerde gri renkte. O yüzden beyaz eşyaları gri almanızı beklerdim ben sizden. Kırmızı ev aletleri oluyor. O da daha çok mutfağınıza yakışabilirdi. Gördüğüm kadarıyla pembe tonları kullanmışsınız burada. Tamam, salonda çok hoş olmuş ama mutfakta da pembeyi görmek istemezdim ben. Çünkü dolaplarınızla pek şey yapamadım. Belki dolaplarınızı değiştiremeyebilirsiniz ama onları alırken dolaplara uygun alabilirdiniz. Nuray Hanım, sizin düşünceleriniz nedir peki? Ben de şu alttaki dolapların bordo olması, hani alan zaten küçük, daha da küçültmüş gibi. Onlar da krem olsaydı daha ferah olurdu. Ama tabii sizin zevkiniz ve tercihiniz. Ben geldiğimde zaten buna, yani ben peki, eve aldığımda bu şekildeydi. Bu şekildeydi. Evet. Şu camı merak ettim, bu da mı vardı? Evet, ben geldiğimde de bu şekildeydi. O yüzden onu çok değiştirmeye daha vaktim olmadı. Mutfakta salondaki gibi taşlı bir avize görüyoruz hanımlar. Evet, ben de buna yorum yapmak istiyorum. Yani salon avizesi bu. Hani mutfakta çok cafcaflı durmuş. Ama sizi tanıdıkça da size hitap ettiğini de biliyorum. O yüzden bir şey de diyemiyorum. Ya aslında şöyle, şimdi bütün avizeler bir olduğu için yani hani buranın takımı da farklı, ayrı olsun istemedim yani. Almışken hepsi bir olsun. Ya benim en çok garibimi buzdolabının başka bir odada olması gitti. Çünkü buzdolabı benim elim ayağım gibi mutfakta. Hani çok fazla kullanıyorum buzdolabını. Konuda biraz zor. Ya işte dediğim gibi ama ben çalıştığım için yani hani tüm gün evde olsam belki hani kahvaltı faslım, öğlen yemeğim hani ancak bu şekilde belki ama akşam iş çıkışı geldiğimiz için yani en fazla yaptığım şey zaten aperatif şeyler, günün birçoğu o şekilde geçiyor. Ya o yüzden çok da zorlanmıyorum yani buzdolabını. Hatta yatak odasından kalkıp mesela gece karnımız acıktığında hemen dolaptan bir şeyler atmak daha rahat daha oluyor da bizim için. Evet. Buzdolabının küçük odada olması benim avantajıma geldi biraz. Neden diyeceksiniz? Çünkü hani dolap yakın. Ben bazen hani kaçamak yapabiliyorum buradan gizli gizli gidip. Çünkü çok zayıfsın diyor eşim. Hani ona nazaran gidip hani gece bir şeyler atıştırabiliyorum yani. Kalkıyorum işte pasta buluyorum, onu yiyorum, ekmek arası yapıyorum. Tıkır diye zaten eşim de geliyor. Hani ne yapıyorsun sen falan, kilo almaya çalışıyorum dediğim zaman gülüyor, geri geliyor, yatıyor zaten. Peki halı mutfağa uygun mu hanımlar? Ben halıyı biraz mantıklı buldum. Çünkü hem giriş olaraktan kullanıyorsun hem hani mutfak halısı olaraktan kullanıyorsun. O yüzden bana pek fazla hani gözüme batmadı. Damla Hanım, pembe damacananız da dikkatimizden kaçmadı. Evet, öyle oldu. Onu gördüğümde hemen alayım dedim. O şekilde aldım. Ne dersiniz? Damla Hanım yatak odasını nasıl dekore etmiş, gidip görelim mi? Evet. O zaman buyurun yatak odası dekorasyonunu görmeye. Damla Hanım yatak odası dekorasyonunda sarayları andıran bir tarz yaratmış. Altın sarısı ve oyma detaylı yatak başlığı, damla figürlü giysi dolabı, altın sarısı çerçeveli harf süslemesiyle tarzını ortaya koyan Damla Hanım, yatak örtüsündeki pembe rengi de pembe desenli halısıyla uyumlamış. Damla Hanım aydınlatmasında yuvarlak pembe abajurlar, taşlı şapka lambalı avize tercih etmiş. Yatak odası duvarında asılı bebek patikli kaneviçe işlemenin bakalım nasıl bir hikayesi var. Gerçekten şaşalı bir yatak odası. Başlığı ben buradayım diyor zaten. Evet. Gerçekten kraliçelerin yatak odası gibi. Bu da Dolmabahçe Sarayı'ndan galiba. Yok, bu Topkapı Sarayı'nda. Damla Hanım, yatak odanızı bu tarz dekore etmek nereden aklınıza geldi acaba? Katalogda görmüştüm, çok beğenmiştim. O yüzden böyle bir seçim yaptım. Bu duruma eşiniz bir tepki verdi mi peki? Çok da bir şey söylemedi açıkçası. Yani o da sevdi. Zaten benim zevkime de artık alıştığı için çok da yabancı gelmiyor ona. Eşim zaten kraliçe gibi olduğu için yatak odası da ona layık böyle olabiliyor anca. Biz tabii bir prenses yatağı gibi düşünüyordum ben onun yatağını. Hani yapayım edeyim gibisinden. Ama tabii imkanlar bunu sağladı. Biz de bu şekilde düşündük. Varaklı, biraz daha varağa merakımız olduğu için yatak odasını da varaklı seçmek zorunda kaldık. Yatak örtüsünden bahsedeyim. Yatak örtünüz galiba salonla yatak odasını benzer konseptlerde uyum sağlaması için altın sarısı ve pudra pembesi yapmak istemişsiniz.
olmuş yine bu iki renk birbirine yakışıyor. Yatak örtünüzü beğendim ben. İçindeki yeşil çiçekli desenler farklılık katmış. Hoş gözüküyor. Teşekkür ediyorum. Ben de tam tersini düşünüyorum. Keşke yatak örtünüz beyaz olsaymış. Yine böyle bir sanki havayı karartmış gibi. Hani halılarınızda en azından beyaz, kremsi yerleri var. Daha böyle ferah, aydınlık olurdu. Ki zaten odanız küçük olduğu için diye düşünüyorum. Yine gold'la pembe birleşimi. Keşke farklı bir renk uygulasaydınız burada. Yani zaten salonunuzun geneli öyle olduğu için hani daha öncesinden de söylemiştiniz. Daha farklı şeyler düşünüyordum ama olmadı diye. Evet. Keşke bunu yani ufak da olsa yatak örtünüzde kullansaydınız. Hani farklı bir renk. Hani gold rengini patlatabilecek farklı bir renk olsaydı daha iyi olurdu. Bu arada avize ve yatak başlığı gayet uyumlu olmuş. Birbirini tamamlamışlar. Perdeler de aynı şekilde. Harflerime ne dersiniz? Onlar zaten tam bir bütünlük katmış. Yatak örtüsü ve başlık sanki onları tamamlamış. Tam takım gibi ben olmuş. Ben şeye sormak istiyorum. Peki Halit Bey o tarafa yatıyor, siz de bu tarafa mı? Ona göre yani nasıl? Onu kombinliyor musunuz? Evet, kombinliyoruz. Ben perdelere değinmek istiyorum. Fonlar yine yatak başlığınıza uyuyor. Tüldeki desenler de yine başınıza uyuyor ama keşke tülleriniz daha düz inseydi. Daha iyi olmaz mıydı? Yani tabii ki olabilirdi. Yani düz çizgi de olabilirdi. Sadece düz tül de olabilirdi. Yani evet, mantıklı ama dediğin gibi çok aynı olduğu için, çok benzer yönleri olduğu için o yüzden böyle bir şey kullandım. Dolabınız, yani yatak odası takımınızı ben de beğendim. Hepsi birbirine uyumlu. Kulupları hoşuma gitti benim. Yaprak modelinde olması güzel geldi bana ve boy aynasıyla normal ayna yan yana kullanışlı bir şekilde oradan boy aynası olarak da kullanabilirsiniz. Çünkü buradan geçip kendinize bakmanız biraz zor olabilir. Evet. Burada damla gibi bir model gördüm. Bu da benim hoşuma gitti. Farklı geldi. Böyle bir şey görmemiştim. Yatak odanızı beğendim ben de. Biraz bana böyle şaşalı geldi. Ben de çünkü bu tarz yatak odasında şeyler kullanmayı seviyorum. Bir de şey dikkatimi çekti benim. Gamze Hanım da buna dikkat versin. Abajur. Bu abajurun daha böyle fuşya tarzı değil de pudra tonlarında olmasını tercih ederdim. Çünkü halınıza baktığımda pudra görüyorum. Yatak örtünüz aynı şekilde. Evet. Aksesuarlarınız da Halit ve Damla aynı şekilde pudra. O yüzden onları da pudra beklerdim. Onlar hediye geldiği için öyle. Peki o zaman benim yorumum bu şekilde. Etamin çok dikkatimi çekti. Çok güzel. Ben de ondan yaptırmayı düşünüyorum. Çok farklı bir hava katıyor. Altındaki o bebek ayakkabıları falan çok güzel. Teşekkür ediyorum. Bir anlamı var mı onun? Yani ya kim yaptı? Ayakkabılar, çocuğunuz yok bildiğim kadarıyla. Evet. Ayakkabılar ne anlama geliyor? Özel ya, bir hediye mi? Evet, onu evlenirken kız arkadaşlarım almıştı, hediye etmişti. Onu da yaptırmıştım yani. Bir arkadaşım öyle işlerken demiştim. Benim için de zaten çıkma tarihimiz. Ellerine sağlık o zaman o arkadaşınızın. Damla Hanım, anne olmayı düşünüyor musunuz? Yani ilerleyen zamanlarda tabii, evet. Allah sağlık ve sıhhatli evliliğinizi bir bebekle taşlandırmayı nasip etsin inşallah. Amin, inşallah. Bebek ayakkabılarını ben aldım. Çünkü hemen bebekler olsun istiyordum. Dantelleriniz benim dikkatimi çekti. Evet. Yatak odasıyla çok uyumlu buldum. Hani çok güzel uydurmuşsunuz. Çeyizinizi görmeye gerçekten çok merak ediyorum. O zaman daha fazla meraklandırmayalım. Çeyizi görmeye gidelim. Peki. Haydi. Gelinlerimiz şimdi de çeyiz bakmaya gidiyorlar. Sevdim aldım ben yarimi. Yarim serdi çeyizini. Nişan ettik, düğün yaptık. Kapımızı size açtık. Damla Hanım'ın çeyizinde neler var? Kimlerin emeği var? Hanımlar, bir de roman çeyizi görün bakalım. Beğenecek misiniz? Damla Hanım, odanız çeyizle dolmuş taşmış değil mi hanımlar? Şaşaya devam. maşallah, Allah ne verdiyse var burada. Yani bayağı dolu dolu. Damla Hanım, bu süpürgenin bir manası, anlamı, özelliği var mı? Babaannem hediye almıştı onu bana. O yüzden hiç böyle bir şey olmadığı için, çok değişik geldiği için ben de saklıyorum. Elbiseler dikkatimi çekti Damla Hanım. Bunları nerelerde giyiyorsunuz? Şimdi şöyle, bunu sözümde giymiştim, bu elbisemi. Bunu anneannem Kabe'den
getirmişti hediye olarak. Bekarlığa veda partisinde giymiştim. Bunu da gelin mevlütü yapmıştım. O zaman giymiştim. Benim de dikkatimi burada bir bebek çekti. Bu da kapalı, gelinlikli. Bunun bir anlamı var mı? Onu gelin arabamda süslü kullanmıştım. O yüzden böyle beline de gayret kuşağı gibi bağladım. CD'leri izlediğinizde de göreceksiniz zaten. Gelin tıpatıp bana benziyor. İşte benim gibi kapalı bir gelin oldu o da. Demek bebek gelin arabanızın. Evet, gelin arabasındaydı. İnşallah çocuğunuzla da bununla oynamayı nasip edin. Amin, inşallah. Damla Hanım, eşiniz çok romantik galiba. Arkadaki pankarttan çok 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 güzel olmuş yani, çok romantik bir şey. Teşekkür ediyorum. Onu doğum günümde yapmıştı. İlk doğum günümde benim onunla birlikte. Çok o yüzden olmuş. Öyle bir mekanda eşlik bir şekilde kutlamıştı. Çok güzel olmuş. Vallahi çok romantiğimdir. Ne siz sorun ne ben anlatayım. Bunu amcamın eşinin annesi yapmıştı bana. Kendisi rahmetli oldu. O yüzden bu tülbent benim için çok anlam taşıyor. Allah sizin de bakmanızı Allah isterim. Amin. Ya da takar mısın? Hı. Gel şöyle bir takalım. Bir de başında görelim. O yanısı duruyormuş. Yakıştı mı? Ya. Çok güzel oldu. Ellerine sağlık. Allah rahmet eylesin. Çok güzel evet. Olmuş. Evet. Tek tek elleriyle uğraşmış. Ben şöyle çıkartayım. Ben de şu dantelli havluya bakmak istedim. Tabii. Çünkü dantelleri çok fazla geldi bana. Yani bayağı oyalayıcı bir şey gibi. Çok emek sarf ediyor insan bana bunu kalırsa bunu yaparken. Kayınvalidem yapmış. Yani Halit'le beraber Şeyzi'yle göndermişti. Bohça'da mı gönderdi? Ha, tabii. Peki Damla Hanım, Şeyzi'nizde en çok kimin emeği var? Sizin yani kız tarafının mı yoksa erkek tarafının mı? Tabii ki bizim. Yani bunların hepsini anneannem, teyzem, ya birçoğu tülbentlerimi teyzem zaten kendi eliyle, hep iğne oyasıdır onlar. O şekilde yaptı. Annemin arkadaşlarının emeği var. Ben şu yastığı alabilir miyim? Bunu mu? Evet. Buyur. Bu nedir peki Damla Hanım? Bunun özelliğini? Bizde müjde yastığı denir onun ismine. Kayınvalide çeyizdeyken onu çeyrek altın takar. Hı hı. Ona birisi verir. Mesela benim kız arkadaşlarımdan birisi verir. Ona da kayınvalide çeyrek altın takar. Bizde de öyle oldu. O yüzden ben de biraz tabii ki süslemek istedim. Siz kendiniz mi istediniz gold renk? Tabii halamla beraber yaptık bunu. Zaten bunları da hep halam yaptı. Yani sonradan ekleme bu. Ha, tabii müjde evet. Yastığı bu. Ha, altındaki. Evet, altındaki. Anladım. Çok ben çeyizde size ait bir şey var mı? Sizin yaptığınız bir şey var mı? Onu merak ediyorum. Aslında doğru konuşmak gerekirse hayır yok. Çünkü hiç anlamam ben bu işlerden. O yüzden hayır yok. Ben de bu yastığı sormak istiyorum. Hani anlamı var mı? Çok şeker. O da eşimin yastığıymış. Eşinizde. Üstünde de benim yeleğim, eşimin yeleği var. Ve çocukların patisi. Ya evet. Bunları tabii. Güzel. Başka gösterebileceğiniz bir şey var mı Damla Hanım? Tabii size böyle işlemeli seccadeye göstereyim. Kurdele işi mi oluyor bu? Evet. Çok hoş olmuş, çok yakışmış. Kızlar bir de burada yorgan dikkatimi çekti benim. Yardım edin, açalım şunu. Bunu kim yaptı peki Damla Hanım? Bunu anneannem Bolu'da yaptırdı. Öyleyse Bolu'nun yorgan işçiliği meşhur olmalı. Evet, meşhurmuş ve desenlerini de fark ederseniz zaten yani hani gerçekten çok ağır bir şey. Hanımlar, Damla Hanım'ın çeyizini nasıl buldunuz peki? Oldukça fazla değil mi? Evet, gerçekten. Evet, bayağı çeyizi var. Çeyizi de oldukça şatafatlı ve gösterişli. Yeni gelin olmanın faydaları. Evet. Peki sizin kendi yörenize ait romansınız, öyle bir şey var mı? Ya hayır, aslında bizde şöyle oluyor. Çeyiz asılıyor, komşular gelip görüyor. Yani bunun dışında da farklı bir şey olmuyor. Zaten göreceksiniz onları da. Bayağı burası daha farklıydı. Mesela böyle bir sürü elbiseler falan, bütün yatak örtüleri açık. Her şey daha farklıydı yani. Ki eminim o halini daha çok dikkatle göreceksiniz ve daha güzel göreceksiniz. Siz yani anne evinde açmadınız. Hayır, burada açtınız. Kendi evimde açtım evet. Anladım. O zaman önce çeyizler toplansın, sonra ikram masasına geçilsin hanımlar. Evet, bu kadar gösterişli çeyizden sonra yemek masası da böyle gösterişli ve dikkat çekici olacak mı? Merak ediyorum.
O zaman buralarını biraz toparlayalım, ondan sonra yemek masasına peki geçelim. Damla Hanım ikram masasında köşeleri yuvarlak dantel detaylı inci yüzeye geçirilmiş peçetelerle takım beyaz masa örtüsü kullanmış. Altın sarısı aynalı supla takımını altın sarısı ve aynalı çatal bıçak takımıyla kombinlemiş. Altın sarısı renk kullanımını beyaz kare yemek takımındaki desenlerde de devam ettirmiş. Taş süslemeli desenli bardak takımında altın sarısı detay unutulmamış. Taşlı altın sarısı ikili şamdanla masa düzenine son bir dokunuş yapan Damla Hanım, ikramlarında bakalım kimlerden yardım almış. Evet hanımlar, yemek masama hoş geldiniz. Haftanın ilk günü ve sizin için çok özendim. İnşallah beğenirsiniz. İyi, yorumlarınızı efendim çok merak ediyorum. Öncelikle su takımınızdan başlıyorum ben. Su takımınız gerçekten çok hoşuma gitti. Çok teşekkür uyumlu ederim yemek takımınızda ve gerçekten sofranız da çok şık durmuş. Gold rengi, ufak ufak boncukları gerçekten çok hoş olmuş. Evet, karafı da çok hoş. Ayrıca bir detay dikkatimi çekti. Bundaki boncuklarla bu süs mumluktaki boncuklar takım olmuş. O da çok hoş durmuş. Aslında ikisini de çok farklı yerlerden aldım. Ben bile bu detayı farkında değildim. Evet, takım masayı bu şekilde öyle çok özenle hazırlayana kadar. Ben de şöyle yorum yapabilirim. Genel olarak baktığımda çok şık bir masa duruyor ama hani sizin tercihiniz tabii. Gold'u bayağı kullanmışsınız her yerde. Masamızda, tabaklarımızda gümüş renkleri de var. Her şey altın yıldızı, yani gold olmuş. Hani biraz daha gümüşten yana kullansaydık sanki daha bir hani sade ama şık olabilirdi. O yüzden biraz fazla abartılı buldum. Ama güzel. Teşekkür ederim. Ben de göstereyim tabakları. Ben de tabakları beğendim. Her şey gold diye bu detaylarının siyah olması benim dikkatimi çekti. Aslında çok göze batmıyor ama hani olmasa da olabilirmiş diyebilirim. Suplalar için bir şey demek ister misiniz? Ben suplaları beğendim. Hatta nereden aldığınızı soracaktım. Ona ben siz bende önce davrandınız. Ben de çok beğendim. Çok hoş, çok farklı bir hava katmış. Peki fiyatı nedir? Fiyatı aslında çok ucuz aldım. Tanesi 20 lira. Uygunmuş gerçekten. Evet. Peki peçetelere yorum yapmayacak mısınız hanımlar? Evet, ben o aklımdaydı. Peçeteliklere yorum yapmak istiyorum özellikle. İlk sofraya gelir gelmez o dikkatimi çekti. Biraz detaylara dikkat ediyorum ben çünkü. Peçetenizdeki şu inciler dikkatimi çekti. Hani inci detayı hiç göremedim sofrada. Burada inci detayını bilerek mi kullandınız yoksa? Aslında şöyle, peçeteliklerin yüzükleri çok daha farklıydı. Ben tabii buna uygun bir şeye bakıyordum ama maalesef bulamadığım için o yüzden de bunları aldım. Ben çatal kaşık setinize dikkat çekmek istiyorum. Bunda da bir gold rengi görüyorum. Sizi çok fazla olmamış mı? Yani tabaklarınızda var, işte mumluklarınızda var, bardaklarınızda var. Bunda siyah bir geçiş yapabilirdiniz. Hani uyumlu olması bulsaydım için. Bulsaydım keşke, inan alırdım onu. Yani ne bileyim çok ya fazla düz, olmuş. Düz. Ya da düz almaktansa dedim hani bu şekilde olsun çünkü çok sadeydi diğerleri de. O zaman da hani çatal bıçak seti çok havada kalmış olacaktı. O yüzden böyle bir şey ama kullandım. Ama bu arada çok bulmamış mı? Yani benim fikrimce hani bu gold, bu gold, bu gold, bu gold, hani bu da gold olunca hani farklı bir hava katabilirdiniz bence masanızda. Artık çok geç. Damla Hanım peki hepsini ayrı ayrı mı aldınız yoksa bütün mü aldınız? Sadece suplaları ayrı yerden aldım. Diğerleri takım peki, olarak. Peki fiyatı ne kadar bunların? Yemek takımı 1,5 milyar. Çatal kaşıklar 1 milyar yüzde. Şu şamdanları daha farklı yerden almıştım. 50-60 arası bir şeydi. Hı hı. Suplaları ben zaten söylemiştim. Bir de ben bir şeye değinmek istiyorum. Tabii. Bu peçeteliklerin bu şekilde değil de bunların tam tersi şeklinde durması gerekmiyor mu? Evet, öyle olması gerekiyor. O şekilde durdukları zaman tozlanırlar mı Eda Hanım? Yani sofra çok fazla önceden kurulmadığı için aşırı bir tozlanma olacağını sanmıyorum. Böyle durması gerekiyor bunların. Sanırım program heyecanıyla onları hızlı hızlı kurayım derken evet, ters koydunuz yanlışlıkla sanırım. Ya aslında hiç
bakmadım da nasıl olduğuna, sadece mantık olarak bence bu böyle olmalı dedim. Hı hı. Hani yani bilmiyorum, o yüzden böyle yaptım. Bir de hanımlar, peçeteliklerde şu detay gözükmüyor demiştik. Aynı detay burada var. Bir de göstermek istiyorum, masa örtüsünde var. Şöyle göstereyim. Masa örtüsü de peçeteliklerin takımı. Bir nasıl buldunuz? Kızlar, evet, farkında mısınız? Mesela alışılığından farklı, danteli yok ya da daha farklı bir kumaşı var. Evet. Peki yemek takımlarınız gold diye masa örtünüzü daha mı sade tercih etmek istediniz? Evet. Peki Damla Hanım, masa örtüsünde doğru bir seçim yapmış mı hanımlar? Evet, kesinlikle doğru bir seçim olmuş. Aynen öyle. Teşekkür ederim. Çünkü güzel. Eğer bu da çok abartılı olsaydı iyice boğulurdu masa. Damla Hanım, masa örtünüzü ne kadar aldınız acaba? 450 TL. Çok uygun almışsınız. Yani güzel. Teşekkürler. Beğendim. Peki gelinlerimize hangi ikramları hazırladınız Damla Hanım? Neler yaptım? Çok yardım aldım açıkçası. Bunu kayınvalidem yaptı. Tokat yöresine ait pakta dolması. Mercimekli. Patatesli, peynirli börek, poğaça, tiramisu. Bu annemin çok meşhur bir tatlısıdır. Vişneli tatlı. İşte burada gördüğünüz gibi hani atıştırmalık salata. Annenizden tatlı, kayınvalidenizden tokat dolması. Peki gelinlerimize kendi ellerinizle siz neler yaptınız Damla Hanım? Açıkçası yapmadım. Damla Hanım, sürahinizi özellikle mi boş bıraktınız acaba? Evet. Çünkü ağzı kapalı sürahiden su vereceğim size. Benim dolmayla ilgili sormak istediğim bir şey var Damla Hanım. Tabii. Size. Genelde hani çok duyuyoruz tokat yaprağıyla ünlüdür diye. Evet. Bu yapraklar Tokat'tan mı geldi onu, evet, merak ettim. Evet, Tokat'tan. O zaman çok lezzetlidir. Çünkü Tokat'ın yaprağı çok ince oluyor diye biliyorum ben. Ya ben aslında çok sevmiyorum yani pakla dolmasını. Ama tabii tokat yaprağından sarma yedim. O müthiş bir lezzetti. O yüzden bakalım memnun kalacak mısınız? Damla Hanım, dolmadan Nuray Hanım'a bir tattırsanız. Çok merak ettiyseniz size bir tane ikram edeyim önceden. Evet, lütfen, teşekkür ederim. Buyurun. Çok güzel olmuş, çok lezzetli. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Kimi yer, kimi bakar, kıyamet ondan kopar. Hadi sizler de buyurun ikramlarınızı alın hanımlar. Hadi o zaman başlayalım. Başlayalım, evet. Hanımlar, şimdi size eşimle nasıl tanıştığımı anlatacağım. Siz koltuklara buyurun, ben çayları alıp geliyorum. Peki. Peki. Güldüren, eğlendiren bir hikaye. Ya çok tonton gelmişti. Yani hani böyle... Hani... Gelmişti. Ya tabii hala. Ben seni bırakırım dedim. Pardon dedim. Senden ayrılıyorum dediği an... Zaten ben arabanın içinde ağlaya ağlaya, araba bir yerden gidiyor, ben bir yerden ağlıyorum. Birazdan gelin evinde. Teşekkürler Damla Hanım. Teşekkür ederim. İkramları nasıl buldunuz? Çok güzel olmuş. Şimdi bu dolmayı merak ediyorum. Onu yiyeceğim. Övdüğünüz. Ben dolmayı yemiştim. Evet. Test etmiştim. Çok güzel. Şimdi tiramisu'yu yedim. O da çok güzel olmuş. Yapanların eline sağlık, emeğine sağlık. Afiyet olsun. Ben de annenizin tatlısını beğendim. Değişik bir damak zevki. Ellerine sağlık onun da. Teşekkür ediyoruz. Hanımlar... yemeklerimizde tatlımıza göre ben tanışma hikayenizi çok çok merak ediyorum. Çünkü izlediğim zamanda da hep tanışma hikayelerini çok merak etmişimdir. Siz de arzu ederseniz başlayalım o zaman tanışma hikayenizi dinlemeye. Başlayalım.
Şimdi şöyle oldu. Benim çocukluk arkadaşım İknur diye bir arkadaşım vardı. Gerçi arkadaştan da öte artık kardeş olmuştuk onunla. O evlenecekti, tam düğün arifesindeydi. Böyle onun düğün çıkış listesini hazırlıyoruz işte, hangi şarkıları koysak falan diye. Böyle kahve içerken dedim ki ya İknur, ben senin düğününde kimle dans edeceğim? Dedi ki ben nereden bileyim? Dedim öyle bir şey olmaz ya. Bana dedi Mustafa'nın arkadaşlarından bir tanesini ayarla. Bir hafta sonra ayrılırım hani. Maksat dans edecek birisi olsun. Ondan sonra o da bana hemen eşimin resmini gösterdi. Bak dedi, bu çocuk dedi hani çok efendi, dört dörtlük diyebileceğimiz bir arkadaşımız dedi. Hani Mustafa'nın da çocukluk arkadaşı çünkü. Şey yapayım dedi, sen bir resmine bak dedi. Ben şöyle bir resmine baktım. Tamam tamam dedim. İyi tamam tamam, sen bana bunu ayarla dedim. İstemem yani, cebime koyayım. Ama yok hayır, resmine falan hiç incelemedim. Gerçekten dans edip bir gerçekten hafta sonra öyle ayrılmayı mı düşündün? Evet gerçekten öyle yani, bir hafta sonra. Düğünlük yani. Tabii düğünlük, hani sadece dans etmek için hani bir şey olsun. Çünkü herkesin bir çifti vardı. Abiniz babanız yok mu yani? İlla yok. Dışarıdan birisi mi olması gerekiyor? Tabii çünkü erkek kardeşim var. O da çok küçüktü o zaman. Babam zaten çok düğüne giren birisi değildi. O yüzden. Ondan sonra tabii ben gerçekten resmi çok incelemedim. Sonra işte benim haberim yokmuş gibi işte onlar boya falan yaparken böyle Halit'i çağırıyorlar. Tabii Halit'e de beni öyle bir anlatmışlar ki, ama yani hani ben bile kendimi kraliçe zannettim o derece. Sonra gittim, tabii biz tanıştık normal, hiçbir şey yokmuş gibi. Artık tanıştıktan sonra evime geçeceğim. Yani biliyorum çünkü yarın beni arayacak. Ben dedim artık kalkayım, ben seni bırakırım dedi. Pardon dedim. Neden bırakıyorsun beni sen? Olmaz öyle dedi. Burası dedi, baksana nasıl bir yer dedi. Farkında mısın? Ben 23 seneden beri burada oturuyorum dedi. Neyse ondan sonra bu beni zar zor eve kadar bırakacak. Yani o centilmenliği sizi gerçekten hiç etkilemedi mi? Tabii etkiledi zaten. Hı. Çünkü sonrası devam ediyor. Biz yolda amcamlarla karşılaştık. Anneannemle karşılaştık. Teyzemle karşılaştık. Tabii herkes şöyle bir bakıyor yani, hayırdır. Ben de diyorum ki damadınız. Hani bu damadınız olacak falan diyorum. Ki şakasını mı söylüyorsunuz? Şakasını söylüyorum. Hani hiçbir şekilde aklımda yoktu. Damla Hanım her şakanın altına bir gerçek yatarmış. Aynen öyle oldu. Ondan sonra neyse düğün olacak. Tam o arifedeyiz. Peki Damla Hanım, düğünde mutlaka bir kavalyenizin mi olması gerekiyordu? Ya tabii ki öyle bir zorunluluk yok ama hani sonuçta en yakın arkadaşım, kardeşim dediğim bir insan ve onun düğünde böyle tek başıma kalmak da biraz beni hani kötü etkileyebilirdi. O yüzden... Şey öyle mi düşündünüz şey, yoksa hani arkadaşım evleniyor artık ben de evlenebilirim. Aslında hiç alakası yoktu. Tamamıyla hani makara olsun, hani muhabbet olsun aramızda. Özgüveniniz aramızı yüksekmiş demek ki yani. Hani gerçekten. Dans edeyim, birini bul falan, iyi cesaretsizdeki. Evet. Bir de yani bir haftalığına ya gerçekten çok hani, ilginç. Tamamıyla şakaydı benim yaptığım. Hani İknur'a da öylesine bir taş atmıştım. Ama sonra olay gerçekten çok ciddi. Kader ağlarını ördü yani. Evet, evet. İyi ki de örmüş. Ben Halit'e Damla'yı gösterdim. Ama tabii çıkıp ayrılmak için değil de evlilik için. Peki Damla Hanım, eşinizle arkadaşınızın düğününde bol bol dans ettiniz mi? Ya aslında çok da dans etmedik. Çünkü daha çok hep halay falan çekildi. Yan yana mı çektiniz halayında? Tabii evet. Elimi hiç bırakmadı sağ olsun. biliyorsunuz Tokat'ın elliği çok meşhurdu. Evet. Sürekli hep ellik oynadık yani. Ben mesela hani çok severim zaten horon tepmesini falan. Sürekli ben hep ortada olduğum için, o da eşim de Giresun olmasına rağmen hiç bilmez horonu. O da benimle beraber ayak uyduracak işte, giriyor. İki dakika sonra geri çıkıyor. Tekrar geliyor falan. Yani çok eğlenceli bir düğün. Yani kınası ayrı, düğünü ayrı olmuştu onun. İsterseniz o düğünden bir fotoğrafımız var. Size onu bir çok göstereyim. Çok iyi olur. Evet. Evet. Gerçekten merak ettik. Gelin damat hayat size bir mesaj vermiş orada da yani geleceğe dair. Çok iyi olmuş. Evet yani bu fotoğrafı çekilirken kınadan sonra artık yani her şey bittikten sonra çekilmiştik. Ben deli gibi şey arıyorum. Gelin gözlüğünü arıyorum. Onu bulmam lazım. Fotoğraf çekileceğiz. Hani danstan hiçbir videomuz yok ama böyle bir fotoğraf çekilmek istemiştim. Yani bildin mesaj gönderdiniz eşinize. Evet aslında ama diyorum yani hiç aklımda yoktu ki düğünden bir hafta yani düğün gecesi kına oldu, düğün oldu, ben Halit'ten ayrıldım. Ama şunu kabul edelim. Yani, eşin... Nasıl söylediniz bunu? Düğün bitti hadi elveda mı dediniz? Yok şöyle dedim. Halit böyle olmayacak dedim. Ben zaten seni sevmiyordum dedim. Hani böyle olamaz yani işte ben yapamıyorum falan, böyle bayağı bir saçmaladım ve ayrıldım. Ondan sonra kız arkadaşlarım, işte tabii bunlar gezmeye devam ediyorlar. Damla sen ne yaptın? Halit çok kötü, mahvolmuş.
İşte ama beni o kadar çok ısrarla arıyor ki kız, hani açmıyorum. Mesaj atıyorlar hani, Halit'i araman lazım. Halit ağlıyor. Ama şunu da kabul edelim, eşinizden etkilenmiştiniz. Tabii evet. Sezen Aksu'nun bir tane parçası vardı. Gidiyorum. O parçayı dinlerken tabii ben arabanın içinde hani bu kadar çabuk aşık olacağımı tahmin etmiyordum. Tahmin etmediğim için de hani bir anda böyle senden ayrılıyorum dediği an, zaten ben arabanın içinde ağlaya ağlaya, araba bir yerden gidiyor, ben bir yerden ağlıyorum, şarkı çalıyor. Aynı şarkıyı arabanın içindeki arkadaşlara yaklaşık 30-40 defa dinlettiydim yani. Artık yeter dediler yani. Damla'yı aradılar da hani, bak çocuk çok kötü oldu. Hani barış, böyle yapma, bu çocuk seni çok seviyor falan gibisinden ikna ettiler de onlar da. Ben de tabii ikna kabiliyetimi kullandım. Sonra ben Halit'i geri aradım. Yani bir iki saat sonra geri aradım. Baktım açıkır açıkır. Ayrıldıktan bir iki saat sonra. Ha evet. Çünkü kızlar çok aradılar ya. Arkadaşları sizi aradı. Sonra Damla Hanım. Allah'ım, çocuk gibi geldi bana yani. Böyle bir şey mi olur? Hani iki haftada hemen bu kadar aşık olmak falan. Hani sevmek neyin nesidir yani? Eşiniz bunlardan geri geldi. Size kızacak ama ağlama falan. Ama hep biliyor. O da yani sürekli, hatta sen işte böyle böyleydin diyor. Şimdi herkese duyuruyorsunuz bunu. Yok ya, ama onu çok seviyorum. Damla Hanım, eşinizin neler hissedeceğini hiç düşünmeden hareket etmişsiniz. Aslında biraz duygusuzum, öyle diyelim. Yani. Ama çok da duygusuz değilmişsiniz. Sonuçta üzülüp tekrar aramışsınız eşinize. Ya çünkü hani ağladığını söylediklerine tabii ki yani kim olsa dayanamaz, arardı. O yüzden ki iyi ki de aramışım. İyi ki de vesile olmuşlar ki sonuçlar buraya kadar geldi. Ondan sonra şey, evlilik teklifi de şöyle oldu. Yok, ondan sonra barıştınız, flört tabii, etmeye başladınız. Tabii. Yok, yok, ne kadar süre konuştunuz peki? 5 ay. 5 ay. 5 ay evet. Evlilik teklifi de zaten bana düğün öncesinde oldu. Yani o 1,5 hafta içerisinde oldu. İşe gidiyorum, radyo dinliyorum. Ben çok severim radyo dinlemesini. Dedi ki ne yapıyorsun? İşte aramış, dedim radyo dinliyorum ya, neden beni aradın şimdi dedim. Kapat sonra ararsın dedim. Tamam o zaman dedi, şu kanalı aç dedi ve dinle, hani sakın kapatma. Tamam dedim. O sırada Orhan Ömez'in Damla Damla şarkısı çıktı. Bana o kadar çok böyle bana bir şey geldi ki öf ya hani falan, hani bu da neyin nesi. Sonra dedi ki mesaj attı, devam et dinlemeye. Devam ettim. Bir baktım Baydemir Ersin işte Damla'ya, işte Halit'ten bir evlenme teklifi. Tabii ben hemen ağlamaya başladım. Çok kötü oldum. Ya çünkü çok güzel bir mesaj yazmıştı. Ama maalesef o mesaj elimde değil. Çünkü silindi. Çok ben zaten evet bu. Yazmıştım direkt. Mesaj olarak evet yazdım. Ya sonrasında işte kayınvalidemle Kurban Bayramı'nda tanıştım. Şimdi 5 ay flört ettiniz. Tabii o 5 ay içerisinde. Aileler bu arada tanıştı mı peki? Anneler tanıştı o 5 ay içerisinde. Önce anneler görüştü. İşte kayınvalidemler geldi. Biz gittik. Onlar birbirlerini sevdiler. Sonra dediler ki babalar da bir tanışsın. Tanışmaya geldiler. Ama ben Halit'e dedim ki ben babamdan utanıyorum. Sen kapıda bekleyeceksin. O sıra içeriden birisi su istedi. Suya götürdüm. Tam dönerken kapı açıldı, Halit geldi. Şöyle Halit'i sadece gözümün içiyle gördüm ya. Şuradan bir şey aktı. Dedim içeri girdim İknur'a. İlk Cemre düştü yani, öyle evet. mi? İknur, ben Halit'i çok seviyorum galiba. Dedim. Yani hani, çünkü onu gördüm bayağı bir kötü olmuştu. Neyse Halit geldi, oturdu. Tabii sohbet muhabbet ilerliyor. Tanışma esnasındayken bir anda bir baktım isteme oldu. İçeride bir alkış kopuyor. Nasıl yani? Dediler hadi gir geçin içeri ev öpmeye. Ben başladım ağlamaya. Dedim beni hangi ara verdiniz, niye verdiniz, ne oldu falan, bu ne diye. Kızımızı görmeye geldiklerinde aslında sadece bize ziyaretleriydi, ziyaret sebebiydi. Ama... bizden aldıkları elektrik, bizlerin onları hoş karşılamamız, işte o sevgi, muhabbetin bir anda oluşmasıyla birlikte kayınpederinin bir anda ayağa kalkarak bu işin sonu gelmeli, burada başladı, sonuç gelmeli dedi ve kızınızı Allah'ın izniyle istiyoruz dedi ve o saat itibariyle isteme olayı başlamıştı. Ondan sonra işte bir baktım isteme oldu, Halit cebinden yüzük çıkarttı. Tabii biz aileden çekindiğim için, babamdan çekindiğim için kapının girişinde yüzüğü takıyor Halit bana. Hani içeridekiler görmüyorlar ama o sahneyi. Kapının girişi taktı, tamam işte artık hani her şey yoluna girdi falan. Biz hala bir şoktayız. Sonrasında işte aradan bir zaman sonra nişan tarihi alındı. İstemeden görüntüleriniz var mı? Tabii var. Onlara da bir bakabilir miyim? Tabii. Kapıda beklediği gün
olan fotoğraf değil mi evet. bu? Ama resimde daha farklı çıkmışsın. Sayın biraz daha yapılı. Bana mı öyle geldi kızlar? Bilmem yani daha bana farklı da daha duruyor genç duruyormuşsunuz gibi geldi sanki. Aradan 3 sene geçti. Nişan ne zaman yapıldı peki? Mayıs'ın 16'sında oldu. Nişan görüntüleriniz tabii. var mı? Nişanınız nerede oldu acaba Damla Hanım? Top sahasında oldu. Top sahası. Nerede il? İstanbul'da mı? Evet. İstanbul'da oturduğumuz... top sahası mı? Evet. Niye top sahası tercih ettiniz? Şöyle. İlk defa görüyorum ben top sahasında nişan yani. Değil mi? Evet. Düğünüm de orada oldu. Değişik olmuş. Şimdi şöyle. Bizim burada yani Kuştepe'de çok fazla salon sevilmiyor. Hani mesela özellikle böyle yazda, yaz dönemindeyken. Hani salon biraz daha sıkıcı geliyor. Kız düğünü tarzında. Gibi oluyor yani. O yüzden de hani biz böyle kır düğünü gibi işte neyse bu şekilde yapıyoruz. Ya bizim de düğün salonumuz top sahası desek daha doğru olacak. Size özgü yani aslında. Evet. Nişanlınız neden mor? Neden mor? Güzel bir soru bilmem. Neden mor olabilir? Altın sarısı beklerdim ben sizden hani. Ama o detayları şey, altın sarısı. Detaylar falan. Barazın da yok değil. Ya şeyde bir de pelerini vardı onun. Altın mı? Ya altın da böyle ama altın sarısı işlemelerle bir şey vardı. Ya bunun için de çok gezdim, çok dolaştım. Gez. Artık hani... Ya tamam bu olsun falan dedim. Rahata ama, benziyor ama. Tabii çok rahat ama ben çok severek yani içime sine sine giydim gerçekten. Hayalinizdeki nişanlık bu muydu? Değildi tabii ki. Çünkü çok sade. Ya sade derken altı ya tamamıyla üste yoğunluk verilmiş altı bomboş kalmış. Şey bana çok hareketli geldi aksine. Yo altı çok yani hepsini üste toplamış. Yani başında pelerini olsun, de görmüş olsun şeyde, öyle demezdim. Ama altı çok sade bir kalmış. Bir resimle şimdi size gösteririm pelerini de. Gördüğünüz gibi. Fotoğrafta güzel duruyor. Evet, pelerini hali daha güzel bence de. Ve aynen. Fotojeniksiniz. Her fotoğrafta daha değişik çıkıyorsunuz. Evet. Güzel çıkıyorsunuz. Beğendim. Çekici bakmışsınız orada. Dedikçeydi o. Bayağı bir... Yani genellikle öyle söylüyorlar bu resmi gördükten sonra. Evet, bakışlarınız keskin zaten sizin. Bence buradaki öyle gerçek sizsiniz. Ben öyle gerçekten anladım yani anlattıklarınızdan, o taş kalplilikten. nişanınız kalabalık mıydı? Kaç kişi vardı nişanınızda? Sayamayacağım kadar kalabalık da diyebilirim. Ne kadar yani merak ettim. Bu artık nişanın son hali yani hani bitmiş ve dağılmış haliydi. Yani sayı olarak bilmiyorum ama 500-600 kişi falan vardı yani. Lafınızı kesiyorum. Orada sarı beyaz oynayan grup. Evet ben de onu soracaktım. Ne? Onlar bizim burada meydancı derler. Yani görevli. Yani mesela düğün sahibi para atar. Onlar da parayı toplar. İşte gelin damat çıkış yapacağı zaman ortalığı hani çoluk çocuk çok olur ya onu açarlar. İşte tesisatları hazırlarlar. Görevli ya bunu gibi. Görevli gibi evet ama mesela biz de ona meydancı derler. Damla Hanım, nişanınız top sahasında olmuş ya. Peki maç fiyatıyla aynı fiyata mı kiraladınız? Tabii ki hayır. Maçın fiyatı 5 lira. Bu şekilde olduğu zaman 1000 lira oluyor. Ama 1000 liraya hani daha güzel yerlerde olabilirdi. Sadece açık hava olması için mi bu hayır, şekilde şöyle, tercih ediyorsunuz? Mesela size şöyle anlatayım. Çünkü lafınızı kesiyorum hani görsel olarak çok göze hitap etmiyor yani top sahasında bir nişan. Tamam çok eğlenmişsiniz. Bu bayan güzel. Kim? Sözünüzü kestim ama. Bu bayan kim acaba? Babaanne. Dua mı ediyor? Evet.
Çok benziyorsunuz. Harbiden çok benziyorsunuz. Genellikle babamla benzetirler ama şaşırdım. Anneme sesimiz çok benzer. Peki sesiniz güzel mi Damla Hanım? Yok, değil ya. Yani Kuştepe'de vardı bence birazcık sizde ses gibi seziyorum ama. Yani... yok mu? Yok yok. O kadar alkış şimdi boşa mı gidecek yani Damla Hanım? Şarkı, şiir. Çok heyecanlı. Heyecanlıydı, iki kat arttı. Gerçekten söyleyecek miyim? Evet evet bence söyleyin yani. Şimdi nasıl başlasam? Siz bir şey söyleyin bari ona göre bir şey diyeyim. Ne biliyorsunuz, ne tarz? Yani ne tarz dinlediğinizle bağlı. Evlilik teklifi aldığınız şarkıyı söyleyin isterseniz. Oo. Evet. Ben onu hiç söyleyemem. Şarkıyı bile hatırlamıyorum şu an. Olduğu kadar. Bir şeyde Kınada oynadığım bir şarkı vardı Halit'e. Yani onun için özellikle o şarkıyı hazırlatmıştım. Onu söyleyeyim bari. Ah aman 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 seviyorum ben. Kız sen beni, ben de seni mutlu edelim emi. Damla Hanım gayet güzel söylediniz. Teşekkürler. Elde ben kıvamlayı tutuyor. Siz şimdi eşinizle bu şarkıyı söylediğinizi duyunca ben Kına'yı çok merak ettim. Aslında evet, bunu eşim söylemişti de ben ona sanki böyle ben söylüyormuşum gibi bir aşkla söylediğim için. Tabii izleyelim Kına'yı da, geçelim isterseniz. Kızlar şimdi şöyle, bizde adetler biraz farklıydı zaten, siz de tahmin ettiniz. Kına'nızda gelinlik mi giydiniz? Evet. Kınayla düğün bizde bir oluyor. O yüzden hem kına hem düğün olmuş oldu. Şey, önce gelinlikle çıkıyorsunuz, sonra evet, bindallı gideceksiniz. Sonra bindallı. Yani bizim de düğün kliplerimiz olmuş oldu böyle. Mesela berberdeyken, işte Halit berberdeyken çekiliyor. Ben kuafördeyken çekiliyorum. Bunlar güzel anılar zaten. Evet ya, böyle evet. Kısa kısa klipler oldu. Peki klip için ayrı ücret ödediniz mi Damla Hanım? Yok hayır, kamerayla dahildi. Yine top sahası. Evet. Ve çok kalabalık. Evet. Oynayanlar kimler? Annem, teyzem, rahmetli dayımın kızı. Top sahası için bayağı hareketli kıyafetler seçmişler, davetliler. Evet. Çünkü bizim için salonda olmuş, top sahasında olmuş çok bir şey fark etmiyor. Yani sonuçta benim yakınlarım, benim arkadaşlarım, benim çevrem ve beni sevdikleri için, ailemi sevdikleri için o yüzden özen gösterip geliyorlar. Doğallar yani, çok rahat gözüküyorlar. Çok evet. Değişik bir düğün olmuş. Evet, mesela beklediğimizden de çok daha kalabalık oldu. Yani ben top sahasında nişanda da gördünüz zaten. Yerlerde hasırlar falan vardı. Şey gibi. Şimdi masa sandalye kiralamıştım. Halka açık gibi, herkes geldi sanırım. Tabii gören yani, gelmiştir oraya. Şöyle zaten kalabalığı geniş açıda bir görürseniz yani tahminimden de çok fazla bir kalabalıktı. Hatta yani artık yer kalmamış, insanlar tellerin dışından zaten hep öyle bakarlar ama hani burada ekstra bir kalabalık olarak bakıyorlar. Nasıl duyan gelmişti. Bir şey tabii. Soracağım. Düğünde o neydi adı? Ortacı mıydı? Meydancı. Meydancı. Evet. Meydancı yok mu düğünde? Var ama mesela bu iki tane bayan var ekstradan ki onlar nişanda da vardı iki tane bayan. Ayrıca erkekler de var. Mavi tişörtler. Mavi tişörtler evet. Meydancılara çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz meydancılara. Roman düğünlerinde atılan dolarlara caba diyorlar. Bunları da haliyle çoluk çocuk toplamasın diye çalgıcıya, ne bileyim işte meydancı kendi topluyor, pay ediyorlar arkadaşları arasında. Mangala gidiyorlar, şeye gidiyorlar. Hani düğün sonrası damada masraf olmuyorlar aslında. Haydi şimdi! Ha, 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 ha. İçer, içer.
Terliklere bayıldım. Yani çok hoş. İşlemeleri falan çok hoşuma gitti. Ya işte biz de onları meydancılar böyle hani daha rahat hareket etsinler diye biz alıyoruz zaten onları da. Yani meydancıların kıyafetini de zaten biz alıyoruz. O yüzden hani rahat hareket ediyorlar orada. Roman oynamakla alakalı galiba. Çünkü izlediğim kadarıyla baştan sona herkes oynuyor. Evet. Ve çok güzel roman oynuyorlar. Acaba roman mı bu insanlar? Tabii yani zaten ben de romanım. O yüzden bir roman düğünü izliyorsunuz yani. Çok güzel. Zaten sizin özünüzde var hani rahat olmak. Romanlarda hani çok evet. Herkesi takmadan böyle rahat rahat oynayabilmeniz güzel bir şey yani. Hani öyle terlikmiş, oymuş, buymuş. Önemli yani olan. Yani evet. Yanınızda olmaları. Damla Hanım, misafirlerinizi mi selamlıyorsunuz? Evet, aslında selamlamak dışında burada en güzel damat kimde diyor. İşte ben orada, bende diyorum. Oradaki herkes bizde diye alkış yapıyor. İşte en güzel gelin kimde diyorlar. Herkes bizde falan diyor böyle. Orada hani hem selamlıyorsun hem hoş geldin diyorsun. Hem de böyle bir herkese kendini bir boy gösterisi yapmış oluyorsun açıkçası. Bu da sizin adetlerinizden biri mi? Ya evet tabii yani düğünde herkes öyle. Mesela imkanım olsaydı masa sandalyelerin arasına falan girecektim yani. O kadar kalabalık olmasaydı girebilecektim. Evet çok kalabalık. Burada da anneniz hem sizi hem de damadını gururla gösteriyor. Evet aynen öyle oluyor. Gelinle damadı elinden tutup masalara gitmemin sebebi düğüne bir coşku vermek amaç. Bir de misafirlerimize selamlamak. Amaç o yani. En güzel biri kimde? Bizde! En güzel damat kimde? Peki hanımlar, Damla Hanım'ın gelinliğini nasıl buldunuz? Gelinliğiniz vücut yapınıza çok uygun bir gelinlik tercih etmişsiniz ve ben gelinliğinizin modelini de çok beğendim. Türban yani baş kısmını da çok beğendim. Bir de gelinliğinizi ne kadar aldınız merak ettim. 8 milyar aldım. Çok pahalı. Kiraladınız ya, mı satın mı aldınız? Kiraladım. Kiraladım ama hani bence değerdi. Yani artık zaten son dönemlerde gelinliklerin fiyatı zaten uçuk bir dönemdeyiz yani şu an. O yüzden hani ben değdiğini düşünüyorum. Yani çünkü o kuyruğu falan bakmayın burada çok fazla belli olmuyor ama hani çekimlerde falan daha çok gösteriyor yani kuyruk kendisini. Evet. Siz gelinliğe bayağı önem vermişsiniz salondan falan daha çok anlaşılan. Evet. Çünkü gelinlik yani bir kere giyilen bir şey. Evet. O yüzden önem verdim evet. Başınızda ne kadar yaptırdınız? 2,5 milyara yaptırdım. Sadece türban mı? 2,5 milyar. Evet. Sadece sizin. Evet sadece benim. Ya bu... O da yine iyiymiş yani parası. Peki kuaför masraflarını kız tarafı mı erkek tarafı mı karşılıyor Damla Hanım? Erkek tarafı karşılar. Yani düğünde şu an gördüğünüz birçoğu şeyi erkek tarafı tutmuş oluyor. Mesela masa sandalyeyi babam kiraladı. Çalgıyı erkek tarafı, kamerayı erkek tarafı tuttu. İşte gelinliğim, kuaförüm bu gibi şeyler erkek tarafına ait oldu. Kınaya geçtiniz anlaşılan. Evet. Peki romanların böyle özel romanlara özgü kına adetleri var mı? Ya bizde gördüğünüz gibi böyle bütün ele yakılıyor ve ayaklara yakılıyor. Erkekte peki? Erkekte sadece iki parmağına, yüzük ve serçe parmağına yakılıyor. Peki zor olmadı mı gelinlikten çıkıp bindallıya girmek? Ya aslında çok korkuyordum ondan ama gördüğünüz gibi pıt pıt değiştirdim yani arada çok bir dakika da yoktu. O yüzden zaten eşarbı falan hazırlatmıştım öncesinden de kuaförde. Onu çıkarttım gibi tekrardan kendim bağladım. Kınada da ağlamadınız sanırım. Evet ağlamadım. Sadece tek bir şarkıda öyle bir iki dakikalık işte İlknur'la ve annemin çok sevdiği bir arkadaşıyla öyle bir iki dakikalık şarkıda bir sarılıp ağlama sahnesi oldu o kadar.
Peki hanımlar, Roman geleneklerini, adetlerini nasıl buldunuz? Bugüne kadar hani biz hep akrabalarımızın kına ve düğünlerine gittiğimiz için hep aynı şekilde kına ve düğünler görüyorduk. Bu bana çok değişik bir tarz geldi. Hani kültür farklılığı. Gerçekten hoşuma gitti. Böyle değişik bir kına ve düğüne tanık olduk. Ayrıca kına ve düğünün de bir arada olması çok ilginç geldi bana. Evet. Bizde düğünler zaten kültürümüzde, anneannemizde olan şeyler eğlenceye dayalıdır. Bunu da en güzel şekilde düğünümüzde yansıtmak istiyoruz. Düğünlerimizde yansıtmak istediğimiz şey zaten aslında bizim ruh halimiz. Bundan sonra da gelin alıcı oluyor. Yani o da... O ne demek? Yani gelin alma gibi bir şey mi? Evet, yani hani bizde gelin alıcı derler ona. Hani gelinin kuşağını babası bağlar. Hani evden çıkartır. Ondan sonra işte ya erkek tarafının düğününe gider. Yani kına ve düğün bir arada olduktan sonra siz tekrar babanızın evine döndünüz. Evet. Ertesi gün tekrar gelinliği giyerek evden çıktınız. Gelinliği giyip evde evet el öpme oldu. İşte vedalaşma olduktan sonra oradan da direkt nikaha geçtik. Peki bu şapka ne alaka? Onu anlamadım ben. Şapka ne alaka? Şöyle şapka annemden olan bir şey. Yani annem de kendi düğününde bundan 25 sene önce kendi düğününde şapkalı gelin olarak bilinmiş. Yani annemin şapkası çok güzelmiş. Çok büyük falan böyle. Çok o yüzden de böyle hani bir mana taşıdı. Hani annem de böyle gelin alıcısında şapkalı gelin oldu. İşte ben de böyle şapkalı gelin oldum diye. Böyle bir anlam taşısın istemiştik. Anasına bak, kızını al. Gerçek oldu. Aynen öyle oldu biraz, evet. Kızımın düğününde de şapka takmasını, benim düğünümde şapka takmış olduğundan dolayı onun düğününde de ondan ricada bulundum. Anneciğim işte takar mısın diye. O da beni sağ olsun kırmadı. Yani o isteğimi gerçekleştirmiş oldum. Çok ağladınız mı evden çıkarken? Şimdi o sahneyi de göreceksiniz, hiç ağlamadım. Ya kınada en azından bir iki dakika falan böyle bir gözyaşım geldi ama kınada şey gelin alıcıda hiç yok. Neden peki? Ya aslında bir nedeni yok ya. Ha, aslında şöyle söyleyeyim, hani neden olarak şunu sunayım size. Evde anneyle babayla sarılıp ağlıyorsunuz, sonra arabaya binip eşinizin elini tutup hiçbir şey yokmuş gibi gülüyorsunuz. Ve bu da bana hep saçma gelen bir durumdu. O yüzden ben hiç ağlamayacağım diyordum. Gördüğünüz gibi hiç ağlamadan çıktım. Çünkü yani eşimin yanında arabaya da bindiğimde gülüyordum. Evimde de gülüyordum. Bir de annemle aramda çok uzun bir mesafe yok. 13 merdiven var. Siz de gördünüz. O yüzden ağlamadım. Kuşak demek, gayret kuşağı demek bizde tamamıyla ayrılmak demek. Ciğerparenizden ayrıldığınızın somut örneğidir. Biraz kızımın şey hali vardır. Yani bir matrak hali vardır. Belki onu yansıtmış olabilir size o an kameralarda ama tabii dışı sizi yakar, içi beni yakar. Bu arada bel kuşağınız çok güzel. Teşekkür ederim. Onu da özel olarak işletmiştim. Ellerinizde ne tutuyorsunuz? Ekmekle kitap? Kur'an-ı Kerim. Kur'an. Bizde o da bir adettir. Kız evden çıkarken kolunun altına ekmek ve Kur'an-ı Kerim verilir. Anlamı ne? Anlamı da hani bereketli olsun, dualı olsun, hani geçim olsun. Mesela işte kapıdan çıkarken pirinç falan atılır. Ya böyle şeyler. Hani bereketli olsun diye. Burada nereye gidiyorsunuz peki? Burada işte arabaya geçiyorum. Hı hı. Ondan sonra nikaha geçiyoruz. Yani nikah düğünden sonra oldu yani. Evet. Sayın şahitler, saygıdeğer davetliler. Burada da ben Beşiktaşlıyım. Eşim de Fenerbahçeli. Biz hep düğün öncesinde bunu konuşuyorduk. Ben 1903 kere evet dedim. Eşim de 1907 kere evet dedi. Ve en çok alkışı da o aldı. Yani, tabii kim ayağı bastı olarak peki? Tabii ki ben bastım. Zaten nikah masasına oturduk. Böyle sürekli hep ayağını aradım basmak için. Meğerse hep basıyormuşum. Artık yeter dedi yani. Hani ayağımı tut, hissetmiyorum falan olmuştu. Ya orada oturduğum sürece hep ayağına bastım. 1903 kere evet. 1907 kere evet. Neşenize neşe katacak anlar. Hayatta en çok pişman olduğum şey neydi?
Çok güzel yerden vurdun. Çok teşekkür ediyorum kocacığım. Sen ne dedin? Ben ne dedim? Ben arkadaş seçimi dedim. Çok alakasız bir şey söyledim. Birazdan gelin evinde. Balayına gittiniz mi? Evet, gittik. Nereye gittiniz? Alanya'ya. Bakalım. Ben size fotoğrafları göstereyim. Paraşüte mi bindiniz orada? Evet. Ne kadardı paraşüt? Kişi başı 100 TL verdik. Korkmadınız mı yükseklerde? Ya, aslında korktum ama mutluluktan uçtuğumuzu düşünüyorum. Evet. Yeni evlenmiş çiftlere neyi önerirsiniz balayına gittiklerinde? Yani her şeyden uzakta oldukları için bence tadını çıkartsınlar. Çünkü balayına bir daha asla geri dönemiyorlar. Yani düğün sonrasında ne kadar çok tatile çıksalar da bence balayının verdiği o tat olmayacak hiçbir zaman. O yüzden herkes tadını çıkartsın. Balayında kaç gece kaldınız? Bir de ne kadara kaldınız? 5 gün kaldık. 2 milyar 100'e. İyi kalmışsınız. Evet. Uçak biletleri falan hepsi 2,5 milyara geldi. Damla Hanım, bize Roman gelenekleri ve adetlerini tanıttınız. Peki siz eşinizi ne kadar tanıyorsunuz? Eşleri terleten sorularımız için hazır mısınız? Galiba evet. İşte sorunuz. Eşinizin hayatta en pişman olduğu şey nedir? Eyvah. En pişman olduğu şey nedir? Bilmem. Bilemedim şu an. Ya aslında birçoğu şey var da hani. Şimdi hangisini söylesem daha doğru olur? Bilemedim. Damla Hanım, cevabınızı rica etsek. O zaman eşimi arıyorum. Ama önce sizin cevabınızı alsak. Arkadaş seçimi diyelim. Pişman mı ettiniz, pişman mı oldu? Yani pişman oldu diye umuyorum. Ki inşallah bu cevabı verir. Ama hiç zannetmiyorum. Ne oldu da eşiniz pişman oldu Damla Hanım? Ya hani bazen insanlara çok fazla güvenmemek gerektiğini düşünüyorum. O yüzden o da çok fazla güvenmişti. O zaman buyurun eşinizi arayın. Bakalım aynı cevabı mı verecek? Alo. Halit. Efendim. Şimdi sana soruyu soruyorum canım. Sor. Hayatta en çok pişman olduğun şey neydi? Hayatta en çok pişman olduğum şey neydi? Okul evet. Okumamak. Okul okumamak dedi. Çok güzel yerden vurdun. Çok teşekkür ediyorum kocacığım. Sağ ol. Sen ne dedin? Ben ne dedim? Ben arkadaş seçimi dedim. Çok alakasız bir şey söyledim. Sen çok yanlış yerden konuşmuşsun ama. Evet. Yapacak bir şey yok artık. Hiç aklıma bile gelmemişti ama. Neyse hayatım, teşekkür ediyorum, sağ ol. Rica ediyorum. Hanımlar, bu durumda Damla Hanım'ın cevabı yanlış oluyor değil mi? Heyecanın vermiş olduğu bir şey diyelim biz. Bence. O yüzden hani düşünemeden birden, yani aslında siz de bir eş olarak düşünseniz bunu verebilirdiniz cevap olarak. Evet, doğru söylüyorsun. Benim aklıma o cevabı verdiğinizde direkt şey geldi. Çok pişman olduğu arkadaşlarını... Sizde de pek yer etmiş herhalde. O yüzden direkt aklınıza o geldi. Yani evet, çünkü hani bir arkadaşını çok seviyordu. Hani böyle de olunca hani o da çok üzüldü. Eşler birbirlerinin görüştüğü kişilere karışır ya. Hani siz de öyle karışıyordunuz herhalde. Görüşmeyi sonlandırınca çok hoşunuza gitti. Onun. Direkt o aklınıza geldi diye düşündüm evet, ben. Evet, o doğru. Değil mi? Evet, o doğru. Aynen öyle oldu. O yüzden ilk aklıma o gelmişti. Neyse hanımlar, konuyu kapatalım o zaman. Ben sürpriz kıyafetimi giyip geliyorum. Merakla bekliyoruz. Tamam. Evet kızlar, kıyafetimi nasıl buldunuz? Ben kıyafetini beğendim. Yine sana çok uygun. Ahım şahım bir kıyafet seçmişsin. Rengi zaten kınada tercih edilen renklerden biri. Mürdüm, bordoya da kaçıyor. Yine ben başının arkasındaki şu hani tacın sallanan detaylarını çok beğendim. Çünkü kapalı bayanlar genelde hani saçlarını kapattıkları için böyle saç havası gibi verdi. Hani salmışsın. Taşlar biraz fazla göz yoruyor. Ondan harici ayakkabılarınıza bakabilir miyim? Yani evet. Gümüş detayları ayakkabılarınız uyuyor. Genel olarak güzel. Ben de kıyafetin genel görüntüsünden bahsetti arkadaşım. Katıldım kesinlikle. Ağırlığı benim çok dikkatimi çekti. Buradan çok taşlı ağır bir şey gibi gözüküyor. Gerçekten de bizim gördüğümüz kadar ağır mı kıyafet? Yani öyle olsa hiç taşıyamazdım. Kınada o kadar rahat hareket edemezdim. Peki tacınız? Evet, o kuaförde olmadığı için belki de hani çok sıkılı değil.
Yani her hareket ettiğimde hep düşebilir. Ağırlık yapıyor değil mi? Tabii. Başınızı ağrıtacak şekilde. Hey, yok, ağrıtacak şekilde değil. Kınada çok hareketliydiniz de bu ağırlıkla nasıl oynadınız diye ben ona şaşırdım. Onu sormak istedim. Yani aslında kınamı da izlediniz. Nasıl rahat hareket ettiğimi, nasıl roman havası oynadığımı hep gördünüz yani. Ruhundaki ve kişiliğindeki canlılığı kına kıyafetine de taşımışsın. Gerçekten çok hareketli ve güzel bir kıyafet seçmişsin. Senin adına konuşuyorum. Hani ben bunu taşıyamazdım. Hani böyle bir kıyafet tercih etmezdim. Bana göre çok ışıltılı. Ama sen bunu iyi kaldırmışsın. Hani evine yansıttığın o ruhu bu kıyafette de gördüm ben. Güzel olmuş. Zaten çok da güzel oynamıştın. Kınanda da görmüştük bunu. Damla Hanım, gelinlerimiz kıyafetle rahat oynanıyor mu merak ettiler ya. Acaba canlı bir şekilde rahat oynanıyor mu görebilir miyiz? Tabii ki. O zaman gelsin müzik. Demek ki gayet rahat oynanıyormuş. Evet. Damla Hanım'a bizi kırmadığı için çok teşekkür ediyoruz ve albümü nasılmış görelim diyoruz. Yanayım yanayım ateşlerde yanayım, o kırmızı dudağından bir öpücük alayım. Damla Hanım düğün albümünde salıncak ve deniz konseptini kullanmış. Albümünde eşiyle romantik bir romantik pozlara yer vermiş. Yanayım yanayım ateşlerde yanayım, o kırmızı... Bayanlar, ben albümümü çok seviyorum. Çünkü çok güzel bir çekim oldu benim için. Sizin de fikirlerinizi çok merak ediyorum. Tabii, ben başlayayım bakmaya. Zaten dış çekim herkesin çok eğlenceli geçmiştir muhtemelen. Yani dış çekim çok güzel yapılan bir şey. Evet. Hem eğlenerek hem insana çok güzel anılar bırakıyor. Şu fotoğraf bana çok ilginç geldi. Burada odunların üstünde. Yani odunluğa gitmiş gibi. Ama... Yani arkaya efekt vermiş hani odunlar. Güzel. Salıncak yine aynı şekilde çok güzel bir atmosfer vermiş. Ne kadara yaptırdınız albümünüzü? 1200 TL'ye yaptırdım. Tek albüm mü? İki tane de küçük albüm var. Bir de afiş var. Hı-hı. Şuradaki şu yüzü çok beğendim. Çok güzel çıkmış buradaki yüz. Teşekkürler. Yine deniz konseptiniz güzel olmuş. Evet, bu çünkü hayalim de o da. Çünkü gelinlikle denize girmek. Ve girdim, düştüm hatta. Evet. Islanınca bayağı ağırlaşmışsınızdı herhalde. Zaten kendisi ağırdı. Evet. Onun içine girince ama yine de taşıdım. Başardım onu da. Gelinliğinize nasıl kıydınız? Çünkü artık çekim bitmişti. Yani şöyle, düğün olmuştu. Ben düğünden bir ay sonra çekimi yaptırdım. O yüzden çok rahattım yani. Eşinize de fotoğraflarda çok güzel çıkmışsınız. Teşekkür Eşinizin ederim. Bu arada kıyafet de çok güzel olmuş. Evet. Her türden çektirmişsiniz gün batımı. Aynen. Genel olarak güzel. Teşekkür ediyorum. Ben albümünüzü genel olarak beğendim. Güzel çıkmış hepsi. Ben şu fotoğrafınızı çok beğendim. En beğendiğim için de şu fotoğraf. Gerçekten çok güzel olmuş. Ben de böyle bir şey yapmak istiyordum ama olmadı. Albümünüzü genel olarak ben de beğendim. Hemen hemen bütün pozları... sevdim. Yalnızca bu pozu biraz klişe buldum. Yani çok sık rastladığım, çevremde çok gördüğüm bir poz oldu. Onun haricinde albümünüz güzel. Şöyle söyleyeyim. Biz nişandayken, yani nişan çekimi yaparken hiç daha önce görmediğim bir pozdu bu benim. Tamamıyla farklı bir niyetle verdiğimiz pozdu. Nişanda da aynı pozumuz var. O yüzden düğünde de bu pozu vermiş olduk. Yani hani aslında ikisini yan yana koymayı çok istedim ama onu size o şekilde gösteremedim. Anladım. Yoksa peki. İkisi de aynı. Hem nişandaki aynı poz hem düğünde aynı poz olmuş oldu bizim annenizin, için. Annenize şapkalarınız, nişan ve düğün fotoğraflarınız. Aynen onun sizi gibi. Sizi hep bir böyle yan yana koyma merakı. Yani ama evet. Beğendim. Biraz klişe buldum sadece. Teşekkür ederim.
Günün sonunda puanlama zamanı gelip çatıyor Damla Hanım. Hanımlar, yorumlarınız için teşekkür ediyorum. Şimdi puanlamaya geçelim isterseniz. Önce Hava, senden başlayalım. Evin bütün odaları çok altın sarısıydı. Gözümü çok aldı. Evini daha hani altın sarısına boğmak yerine daha kremsi tonlarda kullanabilirdi. Düğünle de gelince gelin yine 8000 TL para vermiş. 8000 TL verip top sahasında yapacağını hani daha güzel bir salonda yapabilirdi. Bu yüzden Damla Hanım'a puanım 6. Havva Hanım, Damla Hanım'a 6 puan işliyor. Damla Hanım'ın misafirperverliğini çok beğendim. Ancak evinde kullandığı detaylar çok fazla abartı olduğu için çeyizini çok beğendim aslında. Ama çok gereksiz şeyler vardı çeyizinde. Bu nedenle kendisine vermiş olduğum puan 7. Nuray Hanım, Damla Hanım'a 7 puan işliyor. Damla Hanım'ın misafirperverliğini beğendim. Dekorasyonu, salonu karmaşık buldum çünkü çok fazla gold rengi, altın sarısı rengi vardı. Yatak odasında kullandığı renkleri beğendim. Mutfağa girişteydi, onu beğenemedim. Çeyizi güzeldi. Bu yüzden Damla Hanım'a puanım 7. Eda Hanım, Damla Hanım'a 7 puan işliyor. Masasındaki gold rengiyle siyah rengine bayıldım uyumuna. Çeyizini çok güzel buldum. Çok güzel parçalar vardı. Düğününü çok beğendim. Misafirperverliği de çok güzeldi. O yüzden ona puanım 7. Gamze Hanım, Damla Hanım'a 7 puan işliyor. Günün sonunda Damla Hanım, Havva Hanım'dan 6, Nuray Hanım'dan 7, Eda Hanım'dan 7 ve Gamze Hanım'dan 7 puan alarak toplamda 27 puanla gelin evi sıralamasında yerini alıyor. Evet hanımlar, bugün Damla Hanım'daydık. Günümüz bitti, artık yavaş yavaş kalkalım. Malum yarın bende, hem bebeğim de var evde beni bekliyor. İsterseniz kalkalım. Gelinlerimiz gelin evinin ikinci günü Eda Hanım'ın evinde buluşmak üzere vedalaşıyorlar. Yarın aynı saatte Show TV ekranlarında gelin evinde görüşmek üzere, hoşça kalın. Sizler de gelin evine katılmak istiyorsanız başvurularınızı bekliyoruz. Kahkaha attıran yorumlar. Lavaboyu bir görmeniz lazım. Dün benim evime Dolmabahçe dediniz, Topkapı dediniz. Bugün Kremlin'le mi karşılaşacağız? Aynen öyle. Kraliçe odası desem değil, yani prenses odası desem değil. Yani teşekkür çok ederim. Çok çok güzel. Bu evi siz nasıl dayayıp döşediniz çok merak ettim. Hangi kafa vardı sizde? En komik, en neşeli anlar. Josephine kim bu arada Eda Hanım? Aa, Napolyon'un sevgilisini nasıl bilmezsin? Hani para, para, para diyen. Para, para, para. Para, para, para. Abajurcu Gamze dememiz ya. Lazım sana. İlk girdim, karşımda bir jacuzzi gördüm. Böyle bayır çıkıyorsunuz. Duş yeri. Şarkılar, türküler. Eşarbını yan bağlama, eşarbını yan bağlama. Ben söyleyeyim sen ağla. Yarın gelin evinde. Gelin benim, haydi buyurun gelin evime.